Ben baba oluyorum baba. Sen zaten babasın baba. Ben sana baba olamazsın demedim. Sen adam olamazsın adam. Aman baba. Orhancığım şu reçeli uzatır mısın? Baş üstüne çocuklarımın annesi. Aman Orhan şımartma beni. Hazır buraya kadar gelmişken şu oğlumu bir seveyim. Aa, baba nereden çıkarıyorsun erkek olacağını? Zevzek çekil şuradan. Kızım erkek adamın erkek evladı olur. Öyle mi baba? Evet. Erkek adamın erkek evladı olur. Evet. E peki biz neciz? Allah'ım inşallah kız olur da babam hayatının geri kalanını kadın olarak geçirir. Ben bakarım. Kapıyı senin açacağını biliyordum meleğim. Al sana gazetelerin en güzelini getirdim. Ulan dur bakayım. Sen resmen bana asılıyorsun değil mi? Ha? Asılıyorsun değil mi? Ya vurma ya. Değil mi, ha? Ya ne vuruyorsun hacı? Asılıyorsun vurma. Değil mi? Ha? Oh. Ne gülüyorsun lan? Geç şimdi sen. Otur otur. Aa, hayatta iş yaptırmam sana. Sen otur sen dinlen. Yani 9 ay sen mi toplayacaksın sofrayı? Tabii şekerim. Peki Orhan peki. Dede ister misin bundan sonra sofrayı hep babam toplasın? Evet. O toplayacak tabii ki. Yahu ben de geçtiğimde böyleydim. Orhan'a hamileyken şahisteciğimin elini sıcak sudan soğuk suya sokturtmamıştım. Aa, dedemin ilk defa babaannemden bahsettiğini duyuyorum. Dede be hazır başlamışken babaanneme anlatsana biraz. Senin babaannen bir melekti yavrum. Ne iyi kadındı şahisteciğim. Peki niye öldü babaannem? Aman neyse. Hatırlatma bana şimdi o günü. Onu da başka bir gün anlatırım inşallah. Bugün alışverişe çıkalım. Bebeğimiz için bir şeyler alalım. Hazırlık yapalım. Sen her gün sofrayı topla. Ben istediğini yaparım hayatım. Hadi hemen hazırlan. Tamam. Allah! Bak bak. İşte ben de aynen böyleydim geçtiğimde. Şimdi toplarım karıcığım. Bana ne? Asıl Hacer görmesin. Canını okur vallahi. Sen bugün ne yapacaksın hayatım? Bugün Oktay çıkıyor ya anne. Hep beraber onu karşılamaya gideceğiz. Usta sen Hacer'i böyle ayarlayamazsın. Senin imajını değiştirmek lazım. Ben sana yardım edeceğim. Bu işi halledeceğiz. Niye bana yardım edeceksin ki sen? Yardım etmezsem sen Hacer'den yine dayak yersin. Ben sana gülerim. Sen de ben sana gülüyorum diye yine bana dayak atarsın. Aa, bak bu doğru. Döverim. Peki ne yapacağız ki? Seni yeniden yaratacağım. Oktay! Oktay geçmiş olsun! Peyami amca sen de mi buradasın? Çok teşekkür ederim. Gördün işte. Adalet her zaman yerini bulur oğlum. Yeter ki sen iyi kalpli ol. Hepiniz çok iyisiniz. Ya çıkmasaydın? Ya hep seni içeride tutsalardı? Ne yapardık o zaman?
kendine gel. Bütün gün burada bekleyemeyiz. Hadi çocuklar. Oktay'ı keyiflendirme operasyonuna başlayalım artık. Hadi. Canan. Bu güzel, bu güzel. Biraz acele etmiyor musun Orhan? Eve gidelim artık. Ben çok yoruldum. Tamam şekerim. Hemen gidiyoruz. Orhan çıkar şu aptal şeyi ağzından. Oğlumuza ait olan bir şeye aptal deme lütfen Canan. Bu nasıl hayatım? Oğlumuzu alalım bir tane. Ayol yeni doğmuş çocuk. Ne anlar bilgisayar oyunundan? Ben bir deneyeceğim. O büyüyünce oynar. Eğer faydalı bir şeyse oynamasına izin veririz. Erkek çocuğuna ne gerek var? Sen varsın ya Orhan. Haklısın şekerim. Bu parti senin başının altında. Recep'in gelmesi hariç evet. Biraz eğlenelim istedim. Hem senin de kafan dağılır biraz. Demek bana iyi davranman için başımın belaya girmesi lazımmış. Bilsem daha önceden kendim için şanssızlık duaları filan ederdim yani. Dalga geçme. Yoksa kendini boğazın serin sularında bulursun. Tamam mı Oktay Bey? Tamam tamam kızma. Hadi gel çocukların yanına gidelim. Hadi gel. Kıpırdama ama kıpırdama. Evet. Buyurun. Necmi Bey. Efendim. Lütfen çalışırken yerleri kirletmeyelim. Tamam. Daha sabahleyin sildim süpürdüm burasını ben. Kimse sizin babanızın hizmetçisi değil. Yok ya. Ya. Bitti mi? Bitti. Bana bak Hacer Hanım. He. Buradaki fırçalardan birini yemek istemiyorsan derhal buradan uzaklaş. Çık dışarı. Hadi. Yürü ya yavrucu. Şuna bak ya. Bu evde doğru dürüst kafası yerinde birisi gelmez. Befakçığım. Biraz daha anlamlı bakmanız mümkün mü acaba? Teessüf ederim Necmi Bey. Bir zamanlar benim bu bakışlarım için ölecek gençler vardı. Ne oldu onlara Befoş'um? Maalesef hepsi öldüler şimdi. Yaşlandık artık Necmi Bey, sormayın. Özür dilerim. Pardon. Pardon, sen rahatına bak, bozma. Alo? Necmi Bey'in malikanesi, buyurun. Av hanım, nasılsınız? İyi be avucum, yuvarlanıp gidiyoruz işte. Bak, doğru söylüyorsun. Ya bak ben tamamen unutmuşum. Aslında bir aralar senin evde veya benim evde bu meseleyi oturup baş başa konuşmamız lazım diyorum. Görüşürüz. Necmi Bey, baş başa mı? Ne olacak da baş başa? Bilemiyorum. Gelmek istiyorum ama... Bak bu sene çakacaksın ona göre. Olur. Gelmezsen ben de çakacağım ona göre. Geçmiş olsun Oktay kardeş. Senin ne işin var burada? Ne çabuk unuttun. Ben de sizin okuldanım. Ayrıca bu geceye katılmakta benim de hakkım var. Emin ol. Şurada bir oylama yapılsa bu hakkını hemen kaybedersin. Sabıkalıların oy hakkı yoktur ona göre. Bak evlat. Her horoz kendi çöplüğünde öter, anladın mı? Ne diyorsun sen ya? Ne çöplüğü ya? Arkadaşlar biraz çok kötü. Hadi gidelim. Bakayım bir yakışır mı sana? Çok kötü olacak. Erol daha işte. Oo, saat kaç olmuş? Erol'un yatması lazım Canan. Erol da kim? Oğlumuz Canan. Abi isim takmadın kalmıştı. Nefoş'cum görüşürüz. Kolay gelsin baba. Resim ha. Hadi hadi Zevzek hadi. Görüşürüz Mefoş. Daha imza atmamışız. Tabloya bakılır mı? Heh. Yavrum Mefoş'um benim. Ben istedim bir göz. Allah verdi iki göz. Hemen başlarım. Bu anı bir daha zor yakalarım Mefoş'cum. Kıpraşma. İki tane mi onlar? Her şey için çok teşekkür ederim Bediş. Asıl ben teşekkür ederim. Neden? Tekrar aramıza döndüğün için. Ailem eskisi gibi mutlu olmadan aranıza tam anlamıyla dönebileceğimi sanmıyorum Bediş. Ama... Lütfen Bediş. Bak işler yavaş yavaş yoluna giriyor. Ahu da sonuca varmak üzere artık. Daha fazlasını isteyip şansımızı zorlamayalım, olur mu?
Pek yok Tay. Sen nasıl istersen. Düzlüğe çıkmamıza çok az kaldı. Yakında yine hep beraber okul koridorlarında şamata yapacağız. Sen hiç merak etme. Tamam. Hadi ben gideyim artık. Geç oldu, merak ederler. İyi geceler Bediş. İyi geceler Oktay. Sana da. Evet. Nihayet bitti. İşte şahane bir sanat eseri. Ay Necmi Bey, ben de görmek istiyorum. Sizin o güzel omuzlarınız bana ilham kaynağı oldu. Gerçi ben de biraz hayal gücümü konuşturdum ama nefis bir şey oldu. Aa, Necmi Bey, beni çıplak çizmişsiniz. Sanatçının hayal gücü. Nasıl güzel değil mi? Çok güzel olmuş. Harika, çok beğendim. Bunu en yakışan yere koyacağım. Mesela şurası olur mu acaba diyorum. Evet. Daha güzel şurası diyorum. Şurası. Evet evet. Çok güzel oldu. Ama yani tam yerine koydun. Beleş şey tablo asıyorduk da. Necmi evet. Bey sizi duyduğu yok. Evet boş boş. Allah Allah, kim acaba bu saatte? Kim o? Benim, Oktay. Merhaba Oktay. Merhaba. Hayrola bu saatte? Gelsene içeri. Ben size teşekküre geldim. Hayatımı kurtardınız. Boş ver. Bak sırada babam var. Ben de şimdi onun evrakını inceliyordum. Yardım edeyim mi? Otur bakalım. O kadar çok rakam ve tarih var ki bunları sıraya koymamız gerekir. Bak, sen şimdi o kağıdı al ve benim söylediklerimi yaz. Tamam. Son dediğimi not aldın? Ben evet yani. Ya hayır, hani... Yoruldun değil mi? Hayır, sizin gibi biriyle yorulmak imkansız. Bir an dalmışım sadece. Oo, zaman da ne çabuk geçmiş. Neredeyse sabah olacak. Hadi sen git artık. Evden de merak etmişlerdir. Ben sonra yeniden yardımcı olabilirim. İstediğin zaman gelebilirim. Sanmıyorum. Bundan sonrasını ben hallederim. Çok sağ ol. Peki. Alo? Oo, merhaba hanım. Ne? Yapmayın ya. Ben halletmeye çalışacağım. Hay Allah. İyi günler. Ne oluyor dede? Sorma Bediş. Ava hanım aradı. Davanın en önemli belgesi benim doktor raporu yok. Ne var bunda? Gider doktoru alırız. Ya iyi de adam yerinde değil ki. Bir iş için Pendik'e gitmiş. Muayenehanesini Pendik'e taşımış. Yapma ya. Ya? Dava 3'teydi değil mi? Evet 3'te. Ama merak etme sen. Ben doktoru bulur, bir çaresine bakarım. Nasıl bakacaksın Bediş? Alçak. Epeydir unutmuştuk bunu. Yine. Vay be. Maaşı da yeni almıştık ama. Neyse. Aklında kalsın vereceğim. Yetişebilecek misin? Sen onu bana bırak. Ama önce okula gidip izin almam lazım. Hadi mahkemede görüşürüz. Bunu da dava edeceğim. Devamlı tırtıklıyor beni. Oktay'ın bursu için telefon edip bu işi bizzat ben halledeceğim. Çocuk suçsuzmuş. Az kalsın günahına giriyormuşum boş yere. Bugün duyduğum en güzel söz bu. Nazım Hanım, siz bir tanesiniz. Ay, durun. Ne oluyor? Bu kadar sevinince izin bilseydim. Bu gerçekten harika bir haber. Nazım Hanım. Nazım Hanım. Ay, pardon. Bir an gözlerim karardı. Buyurun oturun isterseniz şöyle. Belki de tansiyonunuz düşmüştür. Rica ederim Emel Hanım. Ben hastalıklı bir kadın mıyım? Sabah sağlamım ben. Ben öyle demek istememiştim. Evelallah vücudum bir genç kız direliğindedir. Gerçekten birçok gence taş çıkartırsınız Nazım Hanım.
Gördün mü koç kime hayran? Aklı sıra beni sevgilimin yanında küçük düşürecek sinsi şey. Aşkımıza asla mani olamayacaksın. Allah Allah. Hala bir şişkinlik yok orada. Aa, saçmalama Orhan. Sanki hiç baba olmamış gibi konuşuyorsun. İki ayda hemen şişer mi insanın karnı? Şişmez mi? Ama benim oğlum o. Ne yapacağı belli mi olur? Bir şey ister misin Canan? Tatlı, meyve, ayva, malta eriği, can erik. Hayır. Hadi lütfen, hadi benden bir şey iste. Hayır. O zaman ben gideyim küçük odayı hazırlayayım. Oğlumuz için. Hangi odayı? Bediş'in odasının yanındaki kullanmadığımız küçük oda var ya onu. Belli ki sana söz geçiremeyeceğim. Ne halin varsa gör. Kendini fazla yorma şekerim. Fazla yorulmasın. He tamam tamam. Ay Canan Hanım. Nedir bu Orhan Bey'in bu büyük böyle telaşı? Daha çocuğun doğmasına aylar var. Ay bu buyurun adam böyledir. Alın. Değiştiremezsin. He. Ben hiç doğmadan önce de böyleydi. Bu işi de hallettik. Girin. Hocam tünaydın. Rahatsız etmiyorum ya. Buyur yavrum. Hocam dün babanla konuşuyorduk. Bir ara Oktay'ın durumuna çok üzüldüğümü söyledim. Evet. Keşke söylemez olaydım. Babam çok sinirlenip hapse girip çıkmış birinin bu okulda yeri bulunmaz diye bağırdı bana. Ve çok üzgünüm. Sanırım babam okula aile birliği başkanı olarak Oktay'ın bursu için Redo'yu kullanacak. Hay ben Allah. Üzgünüm hocam. Bilmek istersiniz diye düşündüm. İyi günler. Burs işi yattı demektir. Dün gece neredeydin? Seni merak ettik. Hava Hanım'daydım. Sabaha kadar senin eski şirketinin evrakını kontrol ettik. Sanırım faydalı bir şeyler öğrendik. Gelişmeler mi var? Bazı şeyler gözden kaçmış. Bu akşam bir davası var. Davadan sonra ofisinde buluşacağız. Ama bugün Asman'ın düğününe gidecektik. Anne, eğer tahmin ettiğimiz gibi ise düğünlerin en güzelini yaşayacağız ya. Saniye, bu önemli bir konu. Olmazsa düğüne oradan gideriz. Olur. Ha? Ne o Recep, çözemiyor musun? Çok mu zor bir soru? Çok düşündün. Zor gibi hocam. Oktay'ın durumunu babana anlatacak kadar zor değil. Öyle değil mi? Ne ya? Vay alçak. Oktay'ı babasına ispiyonlamış. Oğlum bu herif iyi bir dayağı çoktan hak etti ya. Evet. Merhaba hocam. Merhaba. Merhaba Recep. Baksana ne göstereceğim. Çok eğlenceli. En yeni çay falı bu. Nasıl? Şöyle tut parmaklarını. Bak bizden sana tavsiye et. Sakın kıpırdama yoksa yanarsın. Hadi sen bizi fazla tutma canım. Hey! Hey! Hocam bari siz yardım edin, yanıyorum. Benim not defterlerini düzeltmem gerekiyor. Hadi hocam, sana iyi yanmalar. Hocam! Ben açıyorum. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Orhan, nereye kayboldun öyle? Hiç haber vermeden çıkmışsın. Kızma Canancığım. Oğlumuz için birazcık kitap aldım. Hı? Ne kitabı bunlar? Anadolu liselerine hazırlık test kitabı. Çok zor bir zamanda yaşıyoruz Canan. Şimdiden hazır olması gerekiyor oğlumuzun. Ben şu kitapları çıkarıp oğlumun kitaplığına yerleştireyim. Yarabbim. İyi misiniz hanımcığım siz? Ben iyiyim de Orhan. Haberini alınca hemen geldim Bediş. Ne oldu? Ben de okuldan izin aldım. Buğra, sana hayatım tehlikede. Ve bunun için acele Pendik'te olmam lazım desem ne dersin? Yanımdaki canım dostuma atla, hemen gidelim derim. Atla Bediş. Ne oldu? Anlatsana. Yolda anlatırım, yürü. Şu mahkeme iyi geçse, şu handan kadından bir kurtulayım, başka bir şey istemem. Orhan, hadi ama saat 2:30 oldu. Mahkemeye geç kalacağız. Tamam, geliyorum şekerim, geliyorum. Hadi be. İşte geldim. Ne yapıyorsun yukarıda 2 saattir sen? Ve şey yapıyordum. Ne? Çocuğun kitaplarını yerleştiriyordum. Aa. Tam da ikinci level'a gelmiştim. İkinci level mı? Çocuk için aldığın bilgisayarla oynuyordun değil mi? Ey Allah'ım ya, ne zaman büyüyeceksin sen Orhan? Ya biraz daha konuşsanız
Mahkemeye geç kalacağız. Hah, geldiler. Nerede merhaba. Kaldınız? Mahkeme neredeyse başlayacak. Ya Orhan'ın oyun oynamasını bekledik. Doktor raporunu getirdiniz mi? Rapor mu? Eyvah! Beliş getirecekti. Daha gelmedi mi? Rapor yok mu yani? Ne yapacağız şimdi? Bu şekilde davaya nasıl gireriz? Ya nerede kaldı bu kız ya? Saat kaç Ava Hanım? Saat 3. Artık mahkemeye böyle gireceğiz. Allah hepimize kolaylık versin. Aman! Avukat bey, şunları unutmayın. Artık tarafları dinleyebiliriz. Evet kızım, seni dinliyoruz. Vallahi hakim bey, benim anlatacak hiçbir şeyim yok. Ben kocamdan çok memnunum. Gayet mutlu ve mazbut bir hayatımız vardı. Şimdi niye beni bırakmak istiyor anlamıyorum. Her şeye rağmen seni çok seviyorum. Benim canım kocacığım. Efendim, biz de aile kurumuna saygılıyız. Ama bu evlilik geçersizdir. Müvekkilim evlilik sırasında bilincini kaybetmişti. İtiraz ediyoruz hakim bey. Elimizde kapı gibi evlilik cüzdanı vardır. Davacı kendi rızası ve bilinciyle karar vermiştir. Başka bir kadına gitmek için mahkemeyi yanıltmaya çalışıyor. İddianızı ispatlayabilir misiniz? Hakim bey, doktor raporu şu anda elimizde yok. Buyurun belge. Çok sağ olun doktor bey. Hadi buraya gidiyoruz. Durun durun, nedir bu acele? Selami, benim diyet içeceğim nerede kaldı ya? Geliyor. Diyet içeceği mi? O da nereden çıktı canımcığım? Çıkar canımcığım. Bu kasları nerede büyüttük zannediyorsun? Vay be. Herkül gibi bir sevgilim var. Tamamdır çocuklar. Siparişleriniz geldi. Benimki o kadar kaslı değil ama son derece hızlı ve çevik. Elimizdeki belgelere göre evlilik müessesesi sağlıklı bir şekilde kurulmuş. Davalı tarafın iddialarını ispatlayamadığını düşünürsek... Yaz kızım. Davalı Necmi Çılgın. Durun! İşte belge. Çocuk işte. İşte beklediğimiz belge efendim. Getirin. Bu rapora göre Necmi Bey evlendiği sırada sağlıklı karar verecek durumda değilmiş. Bu halde evlilik işlemleri kesinlikle geçerli sayılamaz. Bitti herhalde bu iş değil mi karıcığım? Bizim de başından beri iddiamız böyle bir aile müessesesinin kurulmamış olmasıydı efendim. Kurulmadı mı? Bu bebeğin günahı neydi Necmi bey? Nereden çıktı? Ne bebeği lan? Oğlan, baba nasıl yaptın bunu? Hadi zevzekleşme. Necmi bey, bana bunu nasıl yaptınız? Ay fena oldu. Canım. Ben yapmadım, bu yaptı. Ha gayret. Ha gayret oluyor. Ay yok yok, olmuyor, bırak. Aa, Zeynep geliyor. Ha, merhaba kızlar. Biliyor musunuz bu akşam diskoda yarışma var. Bilgi yarışması mı? Evet, tam yeri. Ya okul demedik, disco, disco. Hula hoop yarışması. Aa, hülülüp mülü. O da nerevizde çevireceğiz? Banu, senin şansın sıfır. Sen daha ismini bile söyleyemiyorsun. En uzun çeviren kız ve erkek beraberce bir akşam yemeği kazanacaklar. Aa, ay kızlar, bu akşam Abdül de diskoya gelecek. Aa, Abdül nereden çıktı? Ne bileyim, ay çok masum duruyordu. Ben de davet ettim. Ay. Tabii ya, gelsin. Hem onun da eğlenmeye hakkı var. Hadi kızlar, çekilin bakayım şöyle. Yenemediniz mi bunu? Tolga, hadi var bakalım. Mısın benimle birlikte güreşine? Gel şöyle. Evet.
Artık yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Artık dava açabiliriz değil mi? Hayır. Muhasebeciyi buraya çağırmamız lazım. Ne olacak ki? Siz merak etmeyin. Bu iş sandığınız gibi küçük bir olay değil. Ve davada bizim çok işimize yarayacak bir çözüm buldum. Muhasebeciyle yüz yüze olmam gerekiyor. Sizi Allah gönderdi Ahu Hanım. Ben hemen muhasebecimi arıyorum. Ben hazırım anne. Tamam, vay be kızım. Babam kaşla göz arasında bize kardeş getiriyormuş da haberimiz yokmuş ha. Bana bak Orhan, üstüme gelme. Bu yaştan sonra ne çocuğu be? Bağırma. Hem Handan kadınıyla ayrı ayrı odalarda yattık. Vallahi ben bilmem baba. Bunu mefarete anlatacaksın. Allah Allah. Ya ister inanın ister inanmayın efendim. Bu yaştan sonra yalan söyleyecek halim yok ya. Bitirdik mi? Annemden güzeli yok mu dünyada? Dünyanın en güzel gelini. Ay Banu. Abarttın valla. Yok valla Asuman teyze. Gerçekten çok güzel oldun. Ama bence yanaklarına biraz daha allık sürelim. Hadi ya. Emme uzun sürdü bu makyaj. Tamam. Misafirler hepsi geldiler, sizi bekliyorlar. Siz Hamdi Bey, Musa Bey'in sahibi olduğu şirketin muhasebe işlemleriyle uğraşıyordunuz öyle değil mi? Evet. Şirketin batmasına sebep olan Azerbaycan'daki dolandırıcı firma ile ilgili muhasebe kayıtlarında bir oynama olmuş. Olabilir mi? Nasıl yani? Oynama mı? Oynama olmaz. Peki ispat edersek? Bunlar tahrifat raporları. Tamam. Avukat Cankırç'la beraber ortak olarak hazırladık bu işi. Ama bazıları profesyoneldir Ahu Hanım. Bu sizin baktığınız boşanma davalarına benzemez. Hiçbir şeyi de ispat edemezsiniz. Peki Hamdi Bey, bu konuşmalarınızın mahkemede ikinci dereceden delil sayılacağını biliyor muydunuz? Allah kahretsin, teyp. Mahkeme günü tekrar görüşeceğiz.
O gün muhtemelen Can Kırç Bey de orada olacak. Ona selamımı söyleyin. Bu onurlu bir meslektir. Allah kahretsin. Avukatım ve muhasebecim benim arkamdan kuyumu kazıyorlar ha? Evet. İnanamıyorum. Musacığım, üzülme Musacığım. Bak her şey yoluna girmeye başladı. Çok teşekkürler Ahu. Sana minnettarız. Bu akşam bir yakınımızın düğünü var. Katılmaz mısın? Ama kırmayın bizi. Peki hadi gidelim. Ve şimdi de gelinin halasından 3 kilo nohut. Tebrik ederim. Damadın kayınpederim oluyorsunuz. Nesi oluyorsunuz? Dayısından 2 kilo şeker. Toz şeker. Yengesinden, evet yengesinden. Ya işi takmadan geçti. Ayıp oldu ya. Bizim tarafın verdiklerinden birleştirip 5'i bir yerde yaparlar. Damat tarafının verdiklerinden de ömür boyu yetecek kadar helva yaparlar. Sen yanından bir çeyrek altın. Burunları bozuk galiba. Çabuk efendim, çabuk, 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 çabuk. Evet, bir altın daha. Oo, Durani Bey'den bir merdane. Devam ediyoruz. Güzeldi. Evlilik ne güzel şey değil mi Oktay? Evlilik ne güzel şey. Nereden çıktı şimdi? Ne demek nereden çıktı? Düğündeyiz Oktay. Hayır öyle bir söyledin ki sanki evlenmek istiyormuşsun gibi geldi. Saçmalama Oktay. Üniversiteyi bitirip kendi ayaklarım üzerinde durmadan hayatta düşünmem böyle bir şeyi. Peki ya hayatının erkeği şu anda karşına çıksa ve sana evlenme teklif etse? Çıkış lan be. Gel. Dur be. Sana dünyanın en güzel kızını teslim ediyorum Necmi de. Hadi. Lan alçak. Bunu yediremezsin. Senden daha fazla içtim ama hala dimdik ayaktayım. İnsan ağzıyla içer. Yoksa içmez. Kızım hadi siz de fazla oturmayın. Hadi iyi geceler. Ya ben bu gece niye evimde değilim? Annem bir yabancı ile evde tek başına. Ay ben gideyim. Banucuğum o yabancı annenin kocası artık. Ya bana ne ya? Annemi özledim ya. Annen de şimdi seni çağırıyordur. Ah kızım gelse de ona sarılıp yatsam beraber. Bak gördün mü? Kendin de söyledin. Annemin bana ihtiyacı var. Yok yok ben gideyim. Banu saçmalama. Annen şimdi çok mutlu. Gerçekten mutlu değil mi?
Sen sevdiğinle evlensen mutlu olmaz mısın? Ay hem de nasıl? Ayaklarım yerden kesilir. Yakışıklı Edison savaşım benim. Gel al beni. Ay ya sen? Ben hiçbir zaman evlenemeyeceğim ki. Ay niye öyle söylüyorsun Bediş? İnan bana Oktay da seni çok seviyor. Gerçekten öyle mi dersin? Ay. Allah'ım çok heyecanlıyım. Sonunda oğlum Edi. Ay ben de çok heyecanlıyım. Yeşile savunun bakkallığın şahı geliyor. Ay niye söndürdün? Ay neylesin çok heyecanlı olur. Soyunana kadar bekleseydin. Aa Yeşile. Ay. Karanlıkta soydu be. Ha, bakarsın gelen giden bunu verir. Yok yok. Yok. Ay. Hem, ay dur. Yeşile tasarruf tasarruftur değil mi ya? Ay. Yat aşağı. Ay. 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 Şuraya bak. Salamla peynirle üçtene birden. Tereyağı da çayımız da geldi. Ellerinize sağlık Asuman Hanım. Ne kadar da güzel bir sofra donatmışsınız maşallah. Afiyet olsun. Asuman Hanım ne diyorsun öyle? O kadar şeker atılır mı çaya canım? Aman canım benim. Sen o kadar fazla düşünme beni. Elime dokun şeker. Bana bir şey olmaz. Böyle her şeyi düşünürsek. Hem düşünsenize sanki her gün yediğimiz her şey sağlıklı mı? Ne yesek hormonlu artık. Evet Zara. Bu kadar şey de zaten bizim keseye Zara. Ben sizin ne demek istediğinizi anladım Asuman Hanım da. Benim demek istediğim o değil. Çaya bu kadar şeker atarsak batarız. Boşuna mesarif. Hem bundan sonra saat 5'te kalkılacak. 6'da kahvaltıdan kalkacağız. Ben 7'de dükkanı açacağım. 5'te mi? Ne sandın ya? Bakkal karısı olmak o kadar kolay mı? Bu akşam da diskoya gidiyoruz. Kutlama üstüne kutlama. Farkında mısın Oktay? Her şey yavaş yavaş rayına oturuyor. Hele babamın durumunda bir umut ışığı ortaya çıkması. Sanıyordum ki artık hep kötülük olacak. Her geçen gün daha kötüsü olacak. Çünkü öyle oluyordu. Mutluluğa alışman biraz zaman alacak galiba. Yahu sen mutlu ol yeter ki. Biz her gece bir eğlence düzenleriz. Bir de şöyle etrafına baksan. Bir sevgilin bile yok. Bakıyorum Bedir. Benim gönlüm aşk istemiyor mu sanıyorsunuz? Benim de sevgiye ihtiyacım var. Senin gibi güzel ruhlu, iyi kalpli bir kızı bulmak çok zor. Ama sanırım buldum. Öyle mi? Kim? Şimdi söyleyemem. Kim? Ya şimdi söyleyemem dedim. Sonra ya kim? Ya. Söyle! Hey, ne oluyor ya? Ne yaptın yine Bediş? Bak Oktay, vallahi bu sefer bilerek yapmadım. Bak yemin ederim yanlışlıkla oldu. Ya buraya. Yanlışlıkla oldu. Gel vallahi buraya yanlışlıkla oldu ya. Ya ben ne yapacağım seninle ya? Maşallah şahtı şahmaz oldun. Allah Allah ne demek istedi acaba ya? Ya Beyam amca ben bu duruma inanamıyorum. Bana resmen benim kadar güzel ruhlu, iyi kalpli, hoş bir kızın bu devirde bulunamayacağını söyledi. Yani biri böyle demiş olsa ne demek istemiş olabilir? Ya kızım böyle dolambaçlı söyleyip benim de kafamı karıştırma. Oktay'dan bahsediyorsun değil mi? Evet. Bak Bediş seni anlıyorum. Sen her türlü hissi uçlarda hissediyorsun. Bu zamanla başına bir sürü sorun açar. Mutluyken çok mutlu oluyorsun, mutsuzken de çok mutsuz oluyorsun. Olsun. Hepsinden fazla fazla yaşıyorum. Bana şey dedi. Senin gibi iyi yürekli, güzel ruhlu kız bulmak zor dedi. Sonra ne dedi? Hiçbir şey diyemedi. Etrafı birden beyaz bir toz tabakası kapladı. Evet sevgili gençler, hullop yarışmamıza hoş geldiniz. Bu yarışma boyunca hullop'larınızı çevireceksiniz. En sona kalan kız ve erkek bir akşam lüks bir restoranda yemek yiyecek. Başlıyor muyuz? Ya biz niye çevirmiyoruz? Geldiğimizden beri dans ettik ya öldük.
Tamma tepindik ha. Elim ağzı kurudu. Ben bir kola almaya gidiyorum. Siz de ister misiniz? Sen bir meleksin. Bak Savaş, bu kız bir harika. Adeta beynimden geçenleri okuyor. Tamam, getiriyorum. Evet, yarışmamızın birincisi belli oldu. Birinci Zeynep! Evet, ikinci yarışmacımızı açıklıyorum. İkinci de Abdül! Gel adıma, öpün bir kere. Kendine gel. Evet, Abdül ile Zeynep 5 yıldızlı bir otelde bedava bir akşam yemeği yiyecekler. Bravo, tebrik ederim. Oktay, bundan sonrası için bir planın var mı? Hayatın nasıl olacak? Sanırım her şey düzelmeye başladı. Sonunda ben de birini seviyorum. Hadi. Karşı konulmaz bir sevgi bu. Hapisteyken benim özgür olmam için çok uğraştı. Yardımsever, altın kalpli biri. Ama yaşça benden biraz büyük. Olsun. Yine de onu deliler gibi seviyorum. Adı ne bu şanslı kızın? Ahu. Çılgın bir...